Almanak TV'ye hoş geldiniz. Bu videoda 1977 yılında gerçekleşen önemli olayları hatırlatacağız. Başlayalım. 2 Ocak 1977. Nazım Hikmet Ran'ın oğlu Mehmet Andaç babalık davası açtı. 3 Ocak 1977. Beylerbeyi'ndeki tarihi Halil Paşa yalısı yandı. Kömüre, gaza, mazota, fuel oil'a %100 zam. 8 Ocak 1977. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Bülent Ecevit, milletvekillerine yapılan zamlara tepki gösterdi. Maaş zammını kabul etmeyeceğini açıkladı. Prior to suffering a heart attack in the lobby of the Beverly Hills Hotel. 14 Ocak 1977. İngiltere doğumlu Avustralyalı aktör Peter Finch hayatını kaybetti. Good afternoon. There is snow in some sections of Florida right now in the Panhandle. 19 Ocak 1977. Miami, Florida'nın tarihinde ilk kez kar yağışı gerçekleşti. But in Brandon there was snow early this morning. 21 Ocak 1977. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Jimmy Carter, Vietnam Savaşı sırasındaki asker kaçaklarının hemen hepsini affetti. 7 Şubat 1977. Sovyetler Birliği Soyuz 24 uydusunu fırlattı. 14 Şubat 1977. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Profesör Hasan Tan atandı. Öğrenciler dersleri boykot etti. Up there in the air, orbiting Edwards Air Force Base. Let's listen to the astronauts. 18 Şubat 1977. Uzay mekiği Enterprise, bir Boeing 747'nin üstünde ilk yolculuğuna çıktı. 21 Şubat 1977. Daha önce yasaklanan Emmanuel adlı film, Danıştay kararıyla yeniden gösterime girdi. 24 Şubat 1977. Türkiye'li fizikçi Profesör Feza Gürsey, başarılı çalışmaları dolayısıyla fizik alanında dünyanın en önemli uluslararası ödüllerinden biri olan Oppenheimer ödülüne değer bulundu. 1 Mart 1977. Hükümet 1977'de 3 kez devalüasyon yaptı. Alman markı 50 kuruş, Amerikan doları ise 1 lira değer kazandı. 5 Mart 1977. Türkan Şoray, Dünya Kadın Rejisörleri Festivali'nde Dönüş filmindeki başarısı nedeniyle Brüksel'de özel ödül aldı. 6 Mart 1977. Başbakan Süleyman Demirel 1 saat 10 dakika süren bir televizyon konuşması yaptı. 1977 bütçesinin hedeflerini anlattı ve 1 milyondan başladık, 100 milyara geldik. Türkiye trilyonları telaffuz etmeye alışmalıdır dedi. 7 Mart 1977. Güney ve Doğu Avrupa'da deprem oldu. 1500'den fazla kişi hayatını kaybetti. 7 Mart 1977. Pakistan'da seçimleri Zülfikar Ali Bhutto kazandı. 8 Mart 1977. Birleşmiş Milletler Örgütü 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını kararlaştırdı.
14 Mart 1977. Ressam Hikmet Onat, 95 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. ...19 Mart 1977... Ankara-İstanbul seferini yapan Diyarbakır yolcu uçağı, 18 yaşındaki Hanifi Güzel ve İsmail Açan tarafından Beyrut'a kaçırıldı. ...27 Mart 1977... Kanarya Adaları'nın Tenerife Havaalanı'nda uçuşa geçmek üzere olan Hollanda Hava Yolları'na ait Boeing 747 tipi yolcu uçağı, yine havalanmak üzere olan Panama'ya ait başka bir Boeing ile piste çarpıştı. Kazada 575 kişi hayatını kaybederken 70 kişi yaralandı. ...22 Nisan 1977 Sinema oyuncusu Atıf Kaptan, Amman'da film çevirirken hayatını kaybetti. ...1 Mayıs 1977 DİSK tarafından Taksim Meydanı'nda düzenlenen 1 Mayıs mitingine 500 bine yakın işçi ve emekçi katılmıştı. Akşam saat 7'yi biraz geçe alana giriş sürerken Sular İdaresi binasının üzerinden ve Intercontinental Otelinden kalabalığın üzerine ateş açıldı. Silah sesleri dinmeden polis panzerleri sirenlerini çalarak topluluğun üzerine yürüdü. Birkaç kişi kurşun yarasıyla ya da panzer altında kalarak ama çoğu çıkan panik sırasında ezilerek 37 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı. The story of a boy, a girl, and a universe. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. 25 Mayıs 1977. Yıldız Savaşları filmi gösterime girdi. It's a big, sprawling space saga of rebellion and romance. This station is now the ultimate power. 5 Haziran 1977. Ev kullanımına uygun ilk pratik kişisel bilgisayar olan Apple II satışa sunuldu. 7 Haziran 1977 Semiha Yankı 13. Uluslararası Altın Orfe Şarkı Yarışması'nda birinci oldu. 9 Haziran 1977 Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Taha Çarım, Roma'daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırıyı Ermenistan Gizli Kurtuluş Ordusu adlı terör örgütü üstlendi. 13 Haziran 1977 Başbakan Süleyman Demirel istifa etti. Hükümeti kurma görevi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit'e verildi. 15 Haziran 1977 İspanya'da 41 yıl sonra ilk seçimler yapıldı. 26 Haziran 1977 Elvis Presley son konserini verdi. Does your memory stray to a bride? This is the one that goes back and forth. 2 Temmuz 1977 Lolita'nın yazarı, romancı Vladimir Nabokov hayatını kaybetti.
3 Temmuz 1977. Bülent Ecevit'in kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi azınlık hükümeti meclisten güven oyu alamadı. Stability 5 Temmuz 1977. Pakistan'daki askeri darbede General Ziya Ulhaq, Başbakan Zulfikar Ali Bhutto'yu devirdi. Ki darmiyani şab hai. Maşallah jiski 21 Temmuz 1977. 4 gün süren Libya-Mısır Savaşı başladı. Thousands of fans from all over the country are converging on Graceland, trying to get in to view the body of the 42-year-old King of Rock and Roll. 16 Ağustos 1977. Elvis Presley malikanesinde ölü bulundu. The apparent cause, according to his personal physician, Dr. George Nikopoulos, is a heart attack. The singer. 20 Ağustos 1977. NASA Voyager 2'yi fırlattı. Voyager 2, Jüpiter, Satürn ve Neptün'ü incelemek için uzaya yola çıktı. 13 Ekim 1977. 4 Filistinli bir yolcu uçağını Somali'ye kaçırdı ve Kızıl Ordu mensubu 11 tutuklunun salıverilmesini istedi. 18 Ekim 1977. Almanya'daki Kızıl Ordu fraksiyonu liderlerini hapisten kurtarmak üzere Filistinli eylemcilerce kaçırılan Lufthansa uçağına Alman komandoları Somali'nin Mogadishu havalında baskın düzenledi. 3 eylemci öldürüldü, 88 yolcu kurtarıldı. 18 Kasım 1977. Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat İsrail'e gitti. Sedat, İsrail'i ziyaret eden ilk Arap lideri oldu. 20 Kasım 1977. Portekiz Hava Yolları'na ait bir Boeing 727 Madeira adalarına düştü. 130 kişi hayatını kaybetti. 28 Kasım 1977. Yeni Zelanda'nın Auckland Uluslararası Havalimanı ile Antarktika arasında gidiş dönüş seferleri yapan McDonnell Douglas DC-1030 uçağı Erebus Dağı, Ross Adası, Antarktika'da yere çakıldı. 257 kişi hayatını kaybetti. 25 Aralık 1977. İngiliz sinemacı Charlie Chaplin hayatını kaybetti. 30 Aralık 1977. İkinci Boğaz Köprüsü 104 milyon liraya ihale edildi. Now their economy was one of the poorest on earth, but their army was one of the largest. 31 Aralık 1977. Kamboçya Vietnam'la ilişkilerini kesti. 'Almanak TV' bilginiz olsun diye 1977 yılının önemli olaylarından bazılarını bu videoda yayınladı. 1978 yılının almanağında buluşmak üzere. Almanak TV. Bilginiz olsun.